Yeni Mesaj TV'de bir başka programla yine birlikteyiz. Ben Recep Bahar. Bugünkü programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington'da Beyaz Saray'da Başkan Trump'la yaptığı görüşmeyi kısaca değerlendireceğiz. Malum görüşme öncesinde Türkiye ile ABD arasında çok sayıda sorun vardı. Bu sorunlardan bazıları basın toplantısına yansıdığı kadar söyleyebiliyoruz. Elbette ele alındı. Bunlardan bazıları konusunda ne konuşuldu bizim herhangi bir fikrimiz yok. Öncelikle tabii ele alınan konulardan yola çıkalım. FETÖ konusu var. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu ve Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da geniş bir arazide yaşadığını dile getirdi. Amerikan koruması altında yaşadığını dile getirdi ama nedense Başkan Trump bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. İkinci konu YPG-PKK konusuydu. Mazlum Kobani konusuydu. YPG'nin elebaşı Mazlum Kobani konusuydu. Bu konuda Erdoğan yine çıkışta bulundu. Başkan Trump Mazlum Kobani ile görüştüğünü net bir şekilde o toplantıda söyledi. Yani Amerika'nın YPG konusundaki tavrı aynen devam ediyor. Üçüncü ve bence en önemli konu S-400 meselesi. Bunun altını özellikle çizmek lazım. Bu konuda Amerika'nın derin bir karın ağrısı var. Trump'la nitekim konuşmasında, basın toplantısında S-400 meselesini masaya yatırdı. Bunu çözeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta dönerken gazetecilere bu konuda net mesajlar verdi. Nedir bu mesaj diye sorarsanız S-400'ü tamamen kaldırma teklifini egemenlik haklarımız üzerinde bir tasarruf olarak görüyoruz. Patriotları alabiliriz ama S-400'ü de alacağız dedi. Bu konuda önümüzdeki günlerde değişik gelişmeler olabilir mi? Türkiye satın aldığı S-400'leri aktive eder mi, etmez mi? Bu çok önemli. Satın alabilirsiniz ama önümüzdeki yıl yani Nisan 2020'de S-400'lerin program gereği aktive edilmesi, yani kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. O olacak mı? İşte bundan sonra Türk-Amerikan ilişkilerine damga vuracak temel konu bu. Bunun altını özellikle çiziyoruz. Bakalım bu konuda Türkiye geri adım atacak mı, atmayacak mı? Erdoğan'ın bugün uçakta gazetecilere söylemiş olduğu nokta o açıdan önemli. Bir başka konu var, Halkbank konusu. Malum Amerika Halkbank'ı kara listeye aldı. Bu konuda net bir şey dışarıya yansımadı. Bunu da net bir şekilde söyleyebiliriz. Yaptırımlar meselesi var. Amerika Türkiye'ye bazı konularda yaptırımlar uyguluyor. Bu yaptırımlar tümüyle kalkacak mı, kalkmayacak mı? Yine bu görüşmeden bu konuya dair net bir şey çıkaramadık. Ermeni soykırım tasarısı vardı. Malum bu tasarı çarşamba günü yani 14 Kasım'da Senato'nun gündemine gelecekti. Daha önce tasarı Temsilciler Meclisi'nde kabul edilmişti. Ancak Senato gündemine gelmedi. Türkiye karşıtı önemli bir cumhuriyetçi senatör var. Lindsey Graham. Lindsey Graham senatoya getirmeme kararı aldı. Amerika'da şöyle bir uygulama var. Eğer bir senatör bir tasarıyı gündeminden çıkarınca o senato gündemine alınmıyor. Dolayısıyla önemli bir husus bu ve dolayısıyla Ermeni soykırım tasarısı senato gündemine gelmiyor. Bunun altını çizmekte fayda var. Tekrar FETÖ konusunu ele alırsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ'ye dair senatörlere kitapçık verdiğini dile getirdi. Ancak söylediğimiz gibi Amerika hiçbir şekilde FETÖ'nün elebaşını Türkiye'ye iade etme gibi bir düşünceyi burada ortaya koymadı. Toparlarsak, özetlersek, Ermeni soykırım tasarısı konusunda bir başarı elde edildi ama onun ötesinde gündemdeki başlıklar konusunda net bir gelişme yaşanmadı. F-35 konusunda da yine net bir gelişme yaşanmadı. Türkiye patriotları alacağını söyledi ama Amerika tarafı tamam veririz demedi. S-400 konusunda beklentileri var. Bu öne çıkıyor. Bundan sonra ana hatta S-400'ü biz göreceğiz. YPG-PKK konusunda zaten geri adım atmıyorlar. Yani somut olarak Ermeni soykırım yasa tasarısı konusunda bir şeyler elde ettik ama onun ötesindeki başlıklar konusunda Türkiye'nin eline bir şey geçmedi. Buna karşılık Türkiye özellikle Boeing uçaklarının alacağını yine kapalı kapılar ardında Amerika'ya bir kez daha söyledi. Yani Amerika'dan mal alacağız ama buna karşılık Amerika'nın temel tezleri konusunda bir oynaklık biz göremedik bu ziyarette.